Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün iki azılı aracın test kapışmasını yapacağız. Bir diğer yanda Iveco, bir diğer yanda Renault var arkadaşlar. Evet, yanlış duymayın. Bir diğer yanda Iveco, bir diğer yanda Renault. Maalesef çok aracı tanıtamıyorum. Video çekme programı o kadar şey olmuyor, sürmüyor. Bugün Iveco ile Renault'u bir karşılaştıracağız, bir teste sokacağız. Haydi geçelim abi, geçtik bile. Bakalım hangisi alacak, hangisi kazanacak. İki kapışmacı da birbirinden rekabetçi. İlk önce Iveco ile başladık, sonra Renault ile. Ben Iveco'ya biraz güveniyorum gibi de, Renault'a emin değilim. Ama Renault da alır gibi bence. Iveco da güzel gibi bence. Bakın duyuyor musunuz? Korna ses falan, motor sesi 131 değişmiş zaten. Yenilemişler, eskisinde böyle değil mi? Şimdi iki araç. Çok araç olunca fazla iyi olmuyor. İki araç olunca daha iyi rekabet oluyor şöyle. Buradan aşağı salıvereceğim abi. Buranın bir amaçları var mesela. Benim bildiğim en aşağıda bir tane şey var. Böyle çizgi var. Orada tam durmak, sonra bariyersiz bir virajlı yol var. Bariyerli viraj yol var. Tümsek var. Böyle yandan bir geçişli yer var. Bir de yandan mı demişim. Yani bir de hız sınırıcı açmadık ya. Neyse, sıkıntı yok. Buradan aşağı iniyor zaten. İniyormuş ya. Bir de buradan bir de duvar var benim bildiğim. Duvara vuruyoruz böyle, çarpıyoruz duvara. Yani duvara çarpıyoruz. Bakalım hangisi şeyde duracak. Neyse, hız sınırıcı açık olduğu zaman ne iniyormuş yani. 200 abi, 200 yanı. Bak şimdi burada tam frenleyeceğim. Çizgiyi ayarlamışlar herhalde ona göre. Ben onu bilmem. Hadi abi dur, tam dur. Oo adam ya. Adam durdu. Şimdi burada bakın, bariyersiz viraj yol, bariyerli viraj yol var arkadaşlar. İlk önce bariyersizden başlayacağım. Bakalım yolda gidişlerine falan, tümseye de geleceğiz. Abi. Güzel. Şu anda bakayım. Burada tek tur yeter. Güzel, fena değil. Mesela şu bariyerlerde en sondan gideyim de tam bakayım nasıl gidişatları. Güzel, güzel, fena değil, güzel. Ben fren yapıyorum, ondan biraz gidişler güzel, dönüşler falan böyle ani dönüşler, keskin virajlar. Güzel, virajları iyi alıyor. Şimdi asıl tümseye geçelim. Bu arada şimdi şu tümseye bir geçelim, söyleyeceğim. Bakayım. Haydi, en endişelen, en iyi olan yerler. Bakalım abi. Oha. Abicim. Oha, Iveco'yu gördünüz mü arkadaşlar? Vallahi Iveco'ya tam puan veriyorum. Gördünüz mü? 90'la gittim yani. Tam geçti, sıfırsız böyle hiç. Taklasız maklasız vurmadan. Iveco neredeyse bir 100 puan alır. Asıl şu noktaya gelin. Bir de şuraya bir geçelim, ben bir göstereyim. Güzel, Iveco'yu bayağı beğendim ben abi. Iveco süper ya, ben bayağı beğendim. Burada da hiçbir sıkıntısı yok yani, maşallah. Bir de Renault'u göreceğiz bakalım. Renault öyle mi? Bunu tam puan aldı şuradan. Oradan da bir tam puan almıştım. Şimdi asıl duvara geliyoruz. Duvara gelmeden önce ben size bunu göstereyim. Türkiye tam bitti arkadaşlar, onu söyleyeyim. Orada bayağı sefer videoları çektim, dolaştım. Göstereyim vallahi. Bitiremeyenler varsa da bilmiyorum vallahi. Ben Türkiye haritasını bitirdim. Yani göremeyenler için. Bitti vallahi. Türkiye haritasını bitirdim gençler. Bakın böyle. Bunun linkini vereceğim ben, bu Chronic test haritası. Linz ile Viyanşehir arasında çıkıyor. Bakın Chronic. Linz ile Viyanşehir'in arasında burada çıkıyor. Gidebilirsiniz. İndirme linkini vereceğim. Bunu baştan bir söyleyeyim dedim. Şimdi duvara gelelim. Son hızla duvara vuracağız bakayım. Iveco duvarda ne yapacak, ne edecek? Yani. Duvarın içinden geçti la. Oha. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Arkadaşlar duvarın içinden geçti. Kaç tane tır denedim ben burada. Hepsi vurdu vallahi de, bu duvarın içinden geçti. Heh. Buradan vurunca öyleymiş. Bir an niye öyle oldu, ben onu anlamadım. Şimdi bir daha, bir an niye öyle oldu, içinden geçti, ben onu anlamadım. Yeniden de geçmesin de aga. Aga ben şimdi buraya 90'la çarpabileceğim mi ya? Hadi ya. Hadi 50, 60, 70, 80, 90, hadi. Neyse ya. Aha. Güzel, güzel. Fena değil yani.
Yani yapmasa da fena değil. Biraz bir puan alır. Şimdi Renault'a geçeceğiz arkadaşlar. Güzel yani, fena değil arkadaşlar. Güzel. Bunda da aynı bir kırmızı ışık yanıyor. Bir de şimdi söndü. Evet, ne işi olduğunu hiç anlamadım. Herhalde kaza ışığı da olabilir. Iveco Heavey 2013 model. Ödül almış işte. Truck of Year'dan yılın tırı mı seçildi? Ne yapıldı? Ben anlamadım ki. Ama güzel yani orada. Hafif bir şey oldu da üste çıkma. Takla falan olmadı yani. O kadar da olsun canım. Şimdi arkadaşlar Renault'a geçeceğiz. Renault Premium. Bir bakalım Renault'a. Renault nasılmış, iyi miymiş? Renault nasılmış, iyi miymiş? Renault'a bir göz geçirelim, bir bakalım. Virajları güzel oluyor, virajları güzel ya. Geldik sayılır zaten. Şimdi Renault'a geçeceğiz gençler. İki hızlı tır kapışmasında en son bunu da bir test edelim, sonuçları alalım. Evet gençler, haydi Renault'a. Evet gençler, Renault Premium. Haydi gidelim. Bu da iş tasarım fena yapmamış. Bunun da sesimiz değişmiş. Kornası yukarıda. Haydi gidelim abi. Vakit kaybetmeden gidelim yani, vakit. Vakit makittir. Bakalım buraya. Bu yarışmayı testte Renault mu kazanacak, Iveco mu? Iveco bence bayağı iddialıydı. Güzeldi çünkü. Tümseyi falan güzel geçti. Duvarda biraz bir hataları olsa da güzeldi. Virajları güzeldi. Buradan kaptırıyoruz abicim. Bayağı hızlanıyor. Yani Renault'da iyi, fena değil. Renault'da güzel gibi. Göreceğiz bakalım. Görmeden bir şey diyemeyiz abicim. Bu da bayağı iniyormuş. 169-200. Haydi. Fren 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 fren, aman aman. Bu da sınırda. Güzel. Haydi gidelim. Şimdi virajlara geldik. Şöyle yakınlaştırayım. Güzel virajlar. Fena değil. Güzel güzel. Şöyle şuraya gidelim. Şu virajlara bir bakacak olursak. Bu da güzel. Bayağı iyi. Fena değil. Bir tur daha atalım. Güzel güzel. Fena değil. Bu arada bu şeyde Kronik haritasında Volvo şeyi var, bir tane galerisi. Teknik servis var. Uyuma yeri var. Uyuma yeri derken yatakhane, otel, garajınız var. Bir tane Tread kereste şirketi var. Renault'da fena değil ama Iveco'yu maalesef geçemedi. Çünkü Iveco eksiksiz geçti. Gördüğünüz gibi bir tane otogar gibi bir yer var. Otel var. Volvo galerisi, teknik servis, garajınız var. Sonra bir tane kereste şirkete Tread var. Oradan yük alıp da test edebilirsiniz. Yani böyle söyleyeyim. Bir tane daha herhalde şey olması lazım. Bir tane daha herhalde bu şeyden olması lazım. Yük alma şirketi. Şimdi buraya geldik abi. Burada fena değil yani. Nasıl, duvara gelelim. Duvar. Son duvar. 90'la son hızla gidiyoruz. Öbürkünde kaçırdık. Tam içinden geçti gibi oldu. Bunda da geçmesin diyorum abi, var ya. Ooo Renault güzel. Renault aldı. Evet. Gel abi, gel gel. Renault güzel abi. Renault aldı bu işi vallahi bence. Ama ben Iveco gibi diyorum. Bazıları Renault der.
Evet. Şu anda şöyle bir gidelim abi. Bence Renault iyiydi. Valla Renault Iveco iyiydi ikisi de. Biri Renault tümsekte iyi değildi biraz. Duvarda iyiydi. Iveco da duvarda iyi değildi, tümsekte iyiydi. Yani güzel. Hafif bir sallantı oldu. Onun dışında bir şey olmadı. Fazla kalkma. Biraz vurdu böyle. Onu diyeyim ben size. Bu arada linkini vereceğim. Mod tanıtım videolarımız hala devam ediyor. Çünkü her yaptığım modu artık burada test edeceğim. Tabi viteste sokacağım için böyle yani bundan sonra. Evet. Şurada fren yapalım. Yani duralım, videomuzu bitirelim. Evet gençler, bugünkü videomuz bu kadar. Bence Iveco iyi de, Renault da iyi de. Yorumlara yazabilirsiniz hangisi daha iyiydi diye. Bugünkü videom bu kadar. Diğer videolar gelecektir. Kanala abone olup like atın. Hangi tır daha iyiyse yorumlara yazın. Hoşça kalın. Linkine açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gençler, bay bay.